kıymetli bir akşamda daha, Ramazan-ı Şerif'in özel günlerinden birisinde daha sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Zaman saatin üzerinde başka, oruçlunun gönlünde bir başka işliyor. Oruçlunun kalbinde, huzurunda, sükununda, o gönül aleminde, manevi ikliminde onu ölçebilecek aslında başka bir alet de yok. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde zamanı genişletme, nakışlandırma pratiğinde olduğumuzu söylemiştik. Belki Ahmet Haşim gelebilir burada aklımıza Müslüman saati deyince. Hakikaten de oruçlunun günü birazcık böyle bir şey. Sadece ama büyüklerin değil, küçüklerin de büyük hatıraları var Ramazan-ı Şerif içerisinde. Belki de hiç küçük demememiz lazım. Ramazan-ı Şerif içerisinde herkesin hatıraları oldukça büyük. Çünkü Ramazan-ı Şerif başlı başına kendisiyle bizatihi büyük bir ay. Bıraktıkları, emanet ettikleri, bize sundukları, hediye ettikleri ve bizimle beraber yol alırken bize vaat ettikleri hakikaten de tamamen büyük. Hayat makarası bir yandan sarılmaya devam ederken, takvimlerdeki yapraklar da birer birer düşmeye devam ederken bize kalanlar, belleğimizdeki hatıralar. Hatırlayın, altın kareler var işlenen zihinlerimize. Hepinizi birazcık aslında çocukluğunuza, maziye, kişisel tarihinize götürmek istiyorum. O altın karelere. Hafıza ne güzel şey değil mi kıymetli seyirciler? Aslında ne büyük bir nimet. Orucu tutuyoruz ama bir yandan da oruca tutunuyoruz. Öyle güzel bir ayın da içerisinden geçiyoruz. Böyle bir girizgahla başlayalım bu akşam. Avrupa'nın dört bir yanında ekranları başında bizleri seyreden kıymetli seyircilerimize selam ve muhabbetlerimizle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, İstanbul'dan Sultanahmet Meydanı'ndan bu akşam da yine farklı durak noktalarına ses verip sesler almaya devam edeceğiz. Gerek sohbetlerle, gerek etkinlik noktalarında o renkli görüntüleri izleyerek, gerek Kur'an-ı Kerim tilavetlerine kalbimizi, gönlümüzü işittirerek ve gerekse dini musikimizin güzel örnekleriyle her zaman söylediğimiz gibi kalbi şöyle bir cilalayıp aydınlatarak, parlatarak. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Vakti artık Ramazan-ı Şerif içerisinde veda makamında anmaya başlıyoruz. Bizler de bu akşam birazcık çocuğa dair konuşacağız. Aklınıza her ne geliyorsa, Emine Karanfil Yenilmezcan, uzman klinik psikolog, değerli konuğumuz. Gelin selam edelim, sonrasında bir hasbihale başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum Burak Bey. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nasılsınız? Elhamdülillah, ben iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ramazan'ın içerisinden geçiyoruz. Artık başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu da, son 10 günü de tefekkürle, böyle iyi bir düşünerek, ölçüp biçip tartarak geçirilmesi gereken aylardan bir tanesi. Maziye dönerek, aslında kişisel tarihlerimize dönerek de başlamak istedim. Çünkü hepimizin çocukluğunda o hikayeleri, anıları, belleğimizde bıraktıklarımız, mazide tuttuklarımız, altın karelerimiz, fotoğraflarımız, ya bir anda şunu da yapıyorduk dediğimiz anlar ve durumlar var. Pek çok insanla, pek çok işte gönüle dokunarak ama bir çocuğun dünyasından bu yaşımıza geldiğimizde onları zikrediyoruz. Sizin Ramazan-ı Şerif'inizde şu anda hissettiklerinizi değil de şöyle biraz çocukluğa gittiğinizde, geçmişe doğru gittiğinizde nasıl hissettiğinize dair size o Ramazanlar ne söyletiyor? Benim çocukluk Ramazanlarım burada değil, Türkiye'de değil. Belçika'da geçti. Ben Belçika'da doğdum. 35 yaşıma kadar orada yaşadım. O yüzden benim hatıralarımda şehir içinde, farklı bir şehrin içinde yaşadığım, işte Türklerle, Türk komşularımızla bir arada olduğumuz çok güzel çocukluk anıları biriktirdiğim bir kasabada geçti aslında. Türkiye'ye dair bir Ramazan hatıram yok ama bir Kurban Bayramı hatıram var. O farklı. Ama Ramazanlarımızı demek ki çocukluğumda da yaza denk geldiği için çok sıcak, işte yetişkinlerin çok zorlanarak ve kuzey ülkelerinden biri olduğu için Belçika nispeten biraz da uzun saatler oruç tutmakla birlikte daha sonrasında işte gecenin bir vakti bizim için, çocuk gönlü için, çocuk gözü için çok geç bir vaktinde teraviye gitmeleriyle birlikte aslında sokak bize kalırdı veya bazen biz de
teravihe katılırdık. Bizim için yani unutulmaz anlar, benim için özellikle hiçbir zaman unutamayacağım. Ömrüm boyunca da çocuklarıma da, belki nasip olur da torunlarıma da anlatacağım zaman dilimleri diye hatırlıyorum. Çünkü çocuk bütün duyularıyla hapseder, hatıraları içinde o şekilde saklar ve ona onu sarıp sarmalar diye düşünüyorum ben. Evet. Yaş ilerledikçe belki bu yetimizi biraz biraz kaybediyoruz ama çocukluktaki o Ramazan'la birlikte hatırladığımız o kokular, o tatlar, işte bir elmanın tadı bile farklıydı o zamanlar diyoruz hepimiz. O tatlar veya işte o ortamda idrak edebildiğimiz o birlik beraberliği aslında hiçbir zaman unutmadım. O yüzden buradan bütün yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarımıza selam olsun. Eminim ki onların çocukları da şu anda aynı hatıraları biriktirmeye başladılar. Onlara sahip çıkalım. Evet, gerçekten gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bir çocuğun hayal dünyasıyla, onun gözüyle Ramazan'ı yaşamak ve biriktirdikleri nereden bakarsanız bakın bir yerde aynı oluyor. O heyecan, siz sarıp saklamaktan bahsettiniz. Onu sımsıkı aslında tutuyoruz, o hatıralara tutunuyoruz. Çünkü gün gelecek, onlar bize lazım olacak. Anılardan başka ne kalır ki geriye insan yaşlandığında diye bir söz vardı. O geldi aklıma ama Belçika'da aslında doğup büyüdüğünüzü söylediniz. Azım sanacak bir süre de değil. 35 seneden bahsediyorsunuz. Birazcık o zaman madem bunu söylediniz, biz de kıymetli seyircilerimize her zaman siz neredeyseniz biz oradayız diyoruz. Bakın 35 sene bilfiil Belçika'da yaşamış, kendisini orada yetiştirmiş. Oranın işte hem kültürüne hakim hem buraya bir anlamda işte özlemle bakabilen insanlardan bir tanesi. Hayat hikayenizi de dinlemek isteriz bu anlamda. Yani ben dört çocuklu bir gurbetçi ailenin ikinci çocuğuyum, ablayım aynı zamanda. Abim ve kardeşlerimle birlikte ve daha geniş bir Türk topluluğuyla birlikte Zele isimli bir belediyede, bir ilçede büyüdüm. Orada zannedersem yani şu şekilde adlandırırsam en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Annem ve babam buradan Belçika'ya göç ettiklerinde bir sürü hayallerle oraya gitmişler. İşte annemin anlattıkları Dallas dizisini seyrederken, işte Küçük Ev dizisini seyrederken ki gördüğüm görüntüleri sanki orada yaşayacakmışım umuduyla ben oraya gitmiştim. Ama tabii oradaki buldukları daha farklı, daha zor ve mücadele dolu bir yaşam olduğundan bahsetmişti. Aynı şekilde babamın da buradan rahmetli oldu 3 yıl önce. Allah rahmet eylesin. Onun da buradan gitmesi işte daha iyi şartlarda çalışıp da para biriktirip belki bir gün tekrar Türkiye'ye dönerim umuduyla orada bir ömrünü geçirmiş bir insan olarak bize telkin ettikleri şeyler, siz bu hayattan çok daha iyisine layıksınız. O yüzden okuyacaksınız, buraya entegre olacaksınız Belçika'ya ve çok iyi yerlerde olacaksınız. O yüzden biz de arkanızdayız mesajını vermişlerdir. Biz de dört kardeş olarak elimizden geldiğince bu telkine uyarak orada yaşamımızı sürdürdük, yüksek eğitim aldık. Topluma, kendi Türk toplumumuza, Müslüman ümmete ve oradaki topluma yararlı olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Bu hikaye önemli. Bu hikayeyi ben birazcık daha deşmek, karıştırmak ve içinden bir yerlerden bize bazı mesajlar var. Onu almak istiyorum. Emine Karanfil Yenilmezcan. Ama bir Köln'e uğrayalım. Gelin birlikte. Sonrasında Belçika'da bir hayat nasıl filizlendi, yeşerdi, büyüdü? Türkiye'ye dönüş nasıl oldu? Orada neler yaşandı? Hem çocuk gözüyle hem yetişkin gözüyle. Bir bakalım gelin bu Ramazan akşamında da. Maziyi karıştırıyoruz bu akşam. Şimdi Almanya'nın Köln kentine götürüyoruz sizleri ve orada Kamil Kellecioğlu konuklarıyla bizleri bekliyor. Sözü Köln'e bırakıyoruz. Teşekkürler Burak Yayla. Bizden de Sultanahmet'e selamlar, sevgiler, saygılar.
ve şu an bizi izleyen Türkiye'deki ve Avrupa'daki tüm TRT izleyenlerine güzel bir akşam diliyoruz. Evet, bugün Ramazan'ın 23. günü ve son 7 gün artık bayram da yavaş yavaş yaklaşıyor. Yine neredeyiz? Köln'deyiz. Arkamızda Köln'ün o muhteşem manzarası eşliğinde iki değerli konuğum var. İkisiyle çok güzel yine sohbet edeceğiz bu akşam. Hayata dair konuşacağız, yaşama dair konuşacağız, Ramazan'ı konuşacağız. Ve hemen konuklarımızı sizlerle tanıtmak istiyorum. İlk konuğum Selma Temiz Yürek, psikolojik danışman. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İkinci konuğum Saliha Bektaş, hoş geldiniz. Bir öğrenci kardeşimiz, o da genç bir arkadaşımız. Evet, davet hemen için teşekkürler. Çok kısa sizleri tanıyarak başlayalım. Hatta Saliha Hanım sizden başlayalım. Saliha Bektaş, 22 yaşındayım. Köln Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Bir de The Ramadan Project Derneğimizin dernek başkanıyım. Bir de kurucu üyesiyim. Teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım Selma Hanım. Selma Temiz Yürek, psikolojik danışman. Kişisel danışmanlık yapıyorum ve aile danışmanlığı yapıyorum. Ve bağımlılık terapisti olarak Köln'de ofisim var. Orada hizmette bulunuyorum. Harika. Nasıl gidiyor Ramazan? Avrupa'da Ramazan'ı yaşamak bir Müslüman olarak bize bir heyecan veriyor. Tabii ki dayanışma halinde oluyoruz burada hep birlikte. Camilerimizde iftarlarda buluşuyoruz. Sahur programlarımız oluyor, oralarda buluşuyoruz. Camiler, kurumlar birbirine cemaat olarak davet ediyorlar. Bu bizim kaynaşma, işte faaliyetlerimizi bir arada konuşma, o heyecanı yaşama, güzel bir Ramazan geçiriyoruz yani burada yaşayan Müslümanlar, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak. Peki Avrupa'da Müslüman aileler ve özellikle çocuklar bu ayın kavramını anlayabiliyorlar mı? Hı hı. Algılayabiliyorlar mı? Tam bunu verebiliyor muyuz çocuklarımıza? Hı hı. Şimdi bizim zaten Almanya'da Müslüman olarak en çok bizim hedefimiz zaten kendi çocuklarımızı, kendi kimliğimizi inşa etmek. Bu ana ocağında yani kendi evimizde biz bunu zaten işliyoruz, öğretiyoruz, çocuklarımızı inşa ediyoruz, yaşayarak yani yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ve dolayısıyla çocuklarımız hem milli hem manevi anlamında bunları inşa ediyorlar, kimliklerini oluşturuyorlar. Yani kaybolmaya bir gençliğimiz olacak inşallah. Anne baba yaşadığı sürece dediğimiz gibi camilerde, kurumlarda birlikte bir faal olduğumuz zaman çocuklarımızı kaybetme korkusu yaşamıyoruz. Bizim en çok istediğimiz şey zaten Almanya'da kendi dilimizi ve dinimizi kaybetmeme. Yani bunu koruyoruz hem kurumlar olarak hem aile olarak, Müslüman ailesi olarak. Dilin, kültürün ve geleneksel değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması için tabii ki çalışmalar çok önemli. Evet. Peki var mı çalışmalar? Sadece Ramazan ayında mı bu tür faaliyetler yapıyorsunuz yoksa onun dışındaki zamanlarda da çalışmalarınız, faaliyetleriniz var mı? Kesinlikle görebilirsiniz. Almanya'da hiçbir şehir göremezsiniz. Bir camianın olmadığı, Müslümanın olmadığı bir yer göremezsiniz. Her iş sahasında da görebilirsiniz. Manevi sanat aleminde görebilirsiniz. Her yerde aslında bizi Türkler çok ilerledi. Her yerde görebilirsiniz. O açıdan kendi kimliğimizi yaşıyoruz yani. Özümüzü yaşıyoruz ve yaşatıyoruz yani. Bizim amacımız o yani burada. Peki. Hemen genç kardeşimiz iki kültür arası dedik. O da burada doğup büyümüş ve bir ilke imza atmış. Ama hemen ilk sorum olarak onu size sormak istiyorum. Çünkü Frankfurt'ta ilki gerçekleştirildi. Köln'de de aynı şekilde yine sokaklarda Ramazan ışıklandırılması ve bunun mimarı Saliha Hanım sizsiniz ve genç bir kardeşimiz. Şimdi ben bunun hikayesini çok merak ediyorum. Nasıl doğdu, nasıl oluştu, nasıl böyle bir karar aldınız ve bunu nasıl gerçekleştirdiniz, kimlerle yaptınız? Köln'deki Ramazan ışıklandırmalar Frankfurt'tan bir gün önce açıldı. Yani evet, biz de ilke imza attık. Geçen sene ben Londra'da staj yapmıştım. Staj esnasında da Londra'da Ramazan'ın çok değişik yaşandığını gördüm. Orada open iftarlara katıldım. Mesela nasıl değişik yaşanıyor Londra'da? Open iftarlar vardı. Yani sadece cemaat içerisinde, aile içerisinde iftarlar değil, bayağı bir açık alanlarda. Chelsea FC Stadium, Shakespeare's Globe, Westminster Abbey, bayağı tanınmış ünlü yerlerde iftar veriyorlardı. Bir de yanı sıra Piccadilly Circus'ta Avrupa'da ilk Ramazan ışıklandırması açılmıştı. Ve ben oraya gittiğimde arkadaşlarımla iftardan sonra oraya gittiğimde aşırı duygulandım. Ve dedim ki
Hani onları gördüğümde dedim ki ben niye bu eksikliği hiç hissetmedim? Çünkü benim aklımda hani bu Almanya'da hiç mümkün bile değildi ama gördüm ki mümkün. Yani bazı şeylerin limitini biz kendi kafamızda yaşıyoruz. Onun için dedim ki bunu Köln'e getirmem lazım, kendi evime getirmem lazım. Evde herkese anlattım, ablalarım da heyecanımı paylaştı. O şekilde biz de tüm kardeş olarak derneğimizi kurduk, The Ramadan Project. Bir dakika, sırf bu iş için dernek mi kurdunuz? Evet, dernek kurduk. Çok iyi ya. Evet. Peki. Aynen, ablalarımla birlikte dernek kurduk. Nedir derneğinizin adı? The Ramadan Project. Çok güzel. Hem open iftarlar yapıyoruz, yani Köln'ün içerisinde ünlü mekanları seçip orada iftarlar vermek istiyoruz. Bu sene sadece bir iftarımız oldu. O da Straßenkicker Podolski, yani futbol sahasında oldu. Aynı şekilde geçen... Nasıldı katılım? Katılım çok yüksekti. Sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da %30'u falan yapıyordu. Yani bayağı bir diyalog içerisindeydi. Atmosfer harikaydı. Sizin tabii Müslüman olmayan arkadaşlarınız da var okuldan vesaire. Var. Onları davet ettiniz. Tabii ki. Peki nasıl görüyorlar? Ramazan ayını nasıl karşılıyorlar? Bizimle birlikte iftar yapmak onlara nasıl bir duygu katıyor? Yani bu sene Köln'de benim için Ramazan çok değişik geçti. Çünkü hem Ramazan ışıklandırmalarımız vardı. İftardan sonra işte teraviye giderken ediyorduk işte bir görelim bir ışıklarımızı. Hem de işte iftar faaliyetlerinde mesela Alman arkadaşlarım diyordu ki katılmak istiyorum iftarlara ama hani tek bir cemaate gitmek, tek bir camiye gitmek hani biraz korkutuyor beni. Onun için böyle popüler alanlarda bizim yapmak istediğimiz gibi daha çok katılım sağlıyoruz, daha çok diyalog sağlıyoruz. İnsanlar bir araya gelince, insanlar konuşunca daha çok kaynaşıyor ve sosyal bir gelişimi aslında... Kapı aralıyoruz. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Tekrar döneceğim. Selma Hanım, siz nasıl gördünüz? Gittiniz mi o ışıklandırma, gördünüz mü Ramazan ışıklarını? Evet, yani duyum da aldım. Çok güzel duyumlar alıyoruz. Gençlerin bu şekilde, gençlik bizim zaten tohumumuzdur ve filizlenecektir yani. Bunu bu şekilde aydınlatmaları, yeni bir proje çıkarmaları inşallah Rabbim devamını getirsin. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Peki Ramazan giderek geleneksel hale de gelmeye başladı aslında. Burada da yani zaten geleneksel de düzeltiyorum. Almanlar tarafından da yavaş yavaş yani yabancılar tarafından da ilgiyle izlenmeye başlandı. Takip edilmeye başlandı. Hatta bizim iftar sofralarımıza katılmaya başladılar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Aslında bir yerde Ramazan'ı da sevmeye başladılar galiba değil mi? Avrupalılar. Kesinlikle. Yani kesinlikle biz şimdi açılışımızı yaparken bir tane çocuk böyle gösterdi hilalimize. Dedi ki anne bak oraya hilal koymuşlar. Annesi anlatıyor. Almanlar ikisi de. Annesi anlatıyor ki evet bak Müslüman kardeşlerimiz, Müslümanlar şu an Ramazan yaşıyor diye. Yani bir ilgi var, bir merak var, bir kaynaşma var, bir sıcakkanlılık var. Bu da daha fazla pozitif gidişatı görüyoruz. Yani. Peki Selma Hocam size sormak istiyorum. Ramazan ayı fırsatıyla İki kültür arasında yetişen Avrupalı gençlere dini değerlerimizi nasıl daha iyi anımsatabiliriz? Neler yapılmalı? Sizce yapılan bu projeler, yapılan işte bu aktiviteler yeterli mi? Ya da sizce daha neler yapılması gerekiyor? Dediğim gibi bizi biz yapan inancımız, bizim değerlerimiz. Ve bunu ilk önce tabii ki aileleri evde başlamalarını tavsiye ediyorum. Yaşasınlar, örnek olsunlar ve bununla birlikte kendi geçmişlerini ve geleceklerini çocuklarına anlatsınlar. Geçmişini bilmeyenler geleceğini bilmiyor. Gençlikler bu eksikliği maalesef görebiliyoruz. Kendi tarihini bilmeyen geleceğini bilmiyor. O yüzden kaybolan maalesef Batı ideolojisinde yaşayan insanlarımız var. Kesinlikle dediğim gibi dilimizi ve dinimizi koruyabilmemiz için değerlerimizi evde yaşatmamız gerekiyor. Ve bu tür projelere katılım sağlamak, gençlerin arkasında durmak, onların filizlenmesi için bir fırsat sunmak, onlarla birlikte işbirliği yapmak. Çünkü onların beyinleri çok aktif bir halde, hızlı bir şekilde çalıştığı için onlardan faydalanmak gerekiyor. Kurumların, camiaların bu konuda bireysel olarak da tabii ki de görevlerimiz, sorumluluğumuz var yani bizim burada Avrupa'da. Peki sizin onlara tavsiyeleriniz neler olabilir? Mesela genç bir kardeşimiz var. Siz anlattıklarını dinlediniz hocamın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki... Bir genç olarak yani iki kültür arasında şu anda siz burada doğup büyümüşsünüz ve buranın kültürüyle
Türk kültürünü, Türk dinini, Türk İslam yaşam biçimini kendinize kabul edip burada yaşamaya çaba sarf ediyorsunuz. Tabii ki. Yani aile içi ilk başta din yaşanmasaydı gençlerimizin gidişatı belli olurdu. Yani aileden buraya adapte, başlıyor değil mi her şey? Adapte olurdu. O zaman olurdu. Söz burada tabii ki. Selma Hanım'da. Evet, Saliha Hanım dediği gibi temel zaten aileden görmek. Birçoğu aile, ben seanslarda bunu biraz simpizat yaşıyorum. Sorun yaşayan ailelerin maalesef neye inandıklarını, aslında nasıl yaşayacaklarını, çocuklarını güzel bir şekilde sevdirerek yapmadıklarından da kaynaklanıyor. Oysa ki bizim dinimiz sevgi üzerine kurulmuş olan bir dindir. Merhamet üzerine kurulmuş bir dindir. Paylaşım üzerine olan bir dindir. Bunu siz kendiniz pozitif isteyerek ve bilerek yaşadığınız zaman, bilinçli bir şekilde yaşadığınız zaman o gençlerden korkmasınlar. Çok güzel inşa ediyorlar kendilerini. Ve gümbür gümbür geliyoruz yani. Değil mi? İnşallah. Ne güzel. Hukuk okuyorduk değil mi? Evet. Kaç sene var? İnşallah bir sene. Bu sene bitiyor. İnşallah. Son. Sonra ne düşünüyorsunuz? Ne yapacağız? Akademisyen olarak kalırım herhalde. Akademisyen olarak kalacağız. Peki. Ben bugün yayınımıza katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi sözü İstanbul'a bırakacağız. Köln'den şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde farklı konuklarımla yine birlikte olacağız. Söz İstanbul Sultanahmet'te. Ve efendim İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bizim de beraberliğimiz devam ediyor. Uzman klinik psikolog Emine Karanfil Yenilmezcan hanımefendiyle birlikte birazcık çocuklar dair bir şeyler konuşuyoruz. Bu ekranların başında olan seyircilerimiz de bizatihi ilgilendiriyor. Pek çoğunuz tabii ki yurt dışında hayatlarınızı idame ettiriyorsunuz. Orada doğdunuz, orada bir şekilde işte büyüdünüz ve hala daha orada kalmaya devam ediyorsunuz. Oraları bir konuşmak lazım. İnsan orada nasıl yeşeriyor, nasıl geliştiriyor, ne tür edinimler kazanıyor, çocukluğa dair hatıraları neler? Ama bizim bu akşam birazcık daha çocuk özelinde konuşmak istediğimiz husus şu idi. Oyun bir çocuğun dünyasında nereye oturuyor? Oturduğu yerden aldığımızda o çocuğa neler katıyor? Çocuğa kattıklarıyla beraber biz o çocukta neler görüyoruz? Yetişkin halimizle çocukluğumuza dönüp baktığımızda oyun bizim için ne anlam ifade ediyor diye. Ben tabii ki Türkiye'de doğdum büyüdüm. Karşımdaki hanımefendi, değerli konuğumuz da Belçika'da doğmuş büyümüş bir hanımefendi. Aslında birazcık da farklı kültürlerde oyunun, çocukluğun nasıl yansımaları olduğunu gelin karşılıklı olarak konuşalım. Şimdi aklıma geliyor yan satarım, bal satarımla başlayan oyunlar. Birazcık daha zihnimi böyle kurcalayacağım. İşte o piti piti diye devam eden. Portakalı soydum, başucuma koydum geliyor bu aklıma. Hepimizin bildiği işte saklambaçlar, o tekerlemeler, ebelemeceler, evcilik oyunları. Var mıydı Belçika'da bir çocuk olmak deyince, Belçika'da bir çocuğun oynadığı oyunlar deyince, tabii 4 kişilik bir kardeşler içerisinde olunca, kardeş grubu içerisinde olunca oyun üretmek daha kolay diye düşünüyorum ben. En azından anne faktörü de var işin içerisinde. Siz ne tür oyunlar oynardınız? Şimdi saydığınız oyunların bazılarını biliyorum. Bazılarını çocukken biliyordum. Bazılarını da daha sonrasında öğrendim. Çünkü oyunlarda evrensel bir yanı var mutlaka ama kültüre bağlı olan bir kısmı da var. Şimdi yağ satarım, bal satarım oyunu. Ustam ölmüş, ben satarım evet, diye devam eden. Evet, artık ölmüş demiyoruz. Günümüzde çocuklarımızı o kadar korumacı büyütüyoruz ki onu söylememiz yasak oldu. Evet. Mesela kültür değişiyor, oyun da biraz değişiyor. Ama aynısını biz Zagdukya Lakin, elimizde bir peçete mendil vardı. Aha. İşte mendilimi koyarım yere gibi bir oyun ama aynı oyun aslında. Veya işte saklambaç oynadığımız oyunlardan. Yani birazdan da konuşacağız muhtemelen bunu ama 40'lı yaşlarında minimum olup da bizim gibi bu gibi oyunları Türkiye'de, Belçika'da, dünyanın başka yerinde demek ki aynı anda oynamışız. O düşünce şu anda gözümün önüne çok güzel şeyler getiriyor. Yani eş zamanlı olarak farklı ülkelerde farklı çocukların aynı oyunları oynaması müthiş bir şey. Ama aynı zamanda farklı oyunları da her Türkiye gelişimizde mesela bir istop oyunu
İstop, adı da İstop. Onu biz bilmezdik. Yakan top oyunu şeklinde de. Merak ediyorum, mesela erkek çocukların vardı. Misketleriniz var mıydı? Evet, evet. Abimler, yani o bizim yaşadığımız sokak o kadar güzel bir sokaktı ki. Türklerin yoğunlukla yaşadığı. Ve işte düşünün, Denizli'li bir aile, işte Karslı bir aile, Afyon Emirdağlı bir aile, Eskişehirli bir aile gibi bir sürü haneyle aslında akraba olmuşuz biz. Ve sabah sokağa bir çıkardık, özellikle okul olmayan günlerde, yazın mesela, kahvaltıyı yapar yapmaz hemen sokağa atardık kendimizi. Onun ne güzel bir kıymeti oluyor değil mi? Yani dünya dışarıda, oyun alanı dışarısı. Buluşma yerimiz, evet, aslında ve orada herkes, demek ki saatini, bir içsel biyolojik bir saatimiz vardı. Herkesin orada bulunacağı zaman dilimi aşağı yukarı belliydi ve oyun kurulurdu hemen. İşte evcilik oyunları, öğretmencilik oyunları, işte erkekler kızları aralarını almazdı, o misket oyunlarını yapardı. O her zaman içimde genellikle kalmıştı. Genellikle erkeklerin bir araba sevdası olur, onu olurdu, sürerler bir onlar şekilde. Vardı. Ama o saatler genellikle eve girmemeye de ayarlıdır. Dışarıya çıkıyorsunuz ama biyolojik saatten bahsettiniz. Evet. Eve bir türlü girilmezdi. Türkiye'de akşam ezanı okununca anne çağırırdı, evin içerisine gir diye, ama onun dışında çocuk da tabii girmek bilmezdi. Ve acıkmazdık. Ve acıkmazdık. Yani ne kadar bu güzel. Çok çok güzel zaman dilimleri ve akşam eve çağrıldığımızda da bütün anneler aynı zaman diliminde demek ki yemeği hazırlar, sofrayı kurardı ki hepimiz anlaşıp işte hadi eve gideceğiz. Sonra ikinci bir postaya bazen çıktığımız oluyordu. O kadar güvenli bir ortamdaydık açıkçası. Yani o günleri düşündüğümde bir eşitlik hakim. Herkes aynı şekilde acıkıyor, aynı şekilde yemek yiyor, aynı şekilde oyuna tekrar dahil oluyor. Sen, ben, o farklılığı yok. Ve herkes orada kardeş oluyor. O eşitlik bence bizi o zamandan bu zamana kadar besledi. Ve birlik, beraberlik olma duygusunu da çoğalttı. Hani o sosyal, o topluluk olma hissini bence ileriki yaşlarımızda icra ettiğimiz işlerimize, mesleklerimize sirayet edecek kadar önemliydi bu oyunlar diye düşünüyorum. Evet, benden bize aslında ilerliyorsunuz çocuk olunca. Gerçekten de ben diye bir faktör ortadan tamamen kalkıyor. Her şey paylaşılıyor, bölüşülüyor, ortak gerçekleştiriliyor. Oyun herkesin katılımıyla sağlanıyor. Aynı hedefe kilitleniyorsunuz. Amacınız nihai, saf, temiz. Sadece oyun oynayacaksınız. Ve vakit diye bir şey yok. Saat hiç yok. Zamanı tamamen genişletiyorsunuz. Oyunun birazcık bu anlamda bir çocuk için ne kadar gerekli olduğunu da, değil mi, yetişmesi noktasında aslında söyleyebiliriz. Şimdi araştırmacılar bu konuda, yani meslektaşlarımız arasında oyunu gerçekten konu etmiş ve bu konu üzerinde uzun yıllar araştırma yapmış olan arkadaşlarımızın işlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Oyun aslında bizi dünyaya hazırlayan, hayata hazırlayan yegane unsur. Evet. Çünkü oyun dediğimiz zaman bu çocuğun dünyası demek, yaşantısı demek. Şu anda bir anaokulumuz var. O anaokulunda da gördüğümüz şey bu. Çocuklarımız oyun oynuyorlar, oyundan oyuna geçiyorlar. Yani dersten derse geçiş gibi bir şey yok. Oyundan oyuna atlıyorlar. Sabahtan akşama kadar bir nevi aslında okul içerisinde, okul dışarısında, işte gittiğimiz ormanda oyundan oyuna geçerek bazen gerçekten de açlığını, susuzluğunu unutuyor çocuklar ve o şekilde devam ediyorlar. Demek ki asıl içten gelen, severek yapılan iş bizi bu kadar tutkuyla bir şeye bağlayabiliyor ve zamanı, bizi hayata zamanı alıştırıyor. Unutturuyor, hayatı alıştırıyor. Bu geçişlilik halini konuşmaya devam edelim. İstanbul'da yatsı ezanı okunmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyelim, gelin hep birlikte. Efendim, şimdi Bakara suresinin 254 ve 256. ayeti kerimelerini dinliyoruz. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevm يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صام لها والله سميع عليم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Efendim, İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda beraberliğimiz devam ediyor. Oyunun niye önemli ve gerekli olduğunu, bir çocuğun yetişmesinde, kemale ermesinde, bir yetişkin olmasındaki o gereklilikleri üzerine konuşuyorduk. Oyun da, oyuncak da aslında hayat içerisinde çocuğun ilk kitabı belki de, hayat dersini aldığı yer. Sevindiği şey oyun, işte kırdığı, tamir ettiği, yeniden düzelttiği, idman yaptığı da diyebiliriz. Hayata karşı antrenmanlı olduğu yer, kabiliyetlerini geliştirdiği yer de diyebiliriz. Oyun oynayan çocukların bir farkı mutlaka bilimsel olarak da ölçülmüştür oynamayanlara göre. Soralım, şimdi gerçekten de o insanın yetişmesinde, serpilmesinde, oyunun, hayal dünyasının, merak etmenin, keşfetmenin de çok özel bir yeri yok mu? Kesinlikle var ve ölçülmüş de bunlar. Evet. Yani çocukların oyunla birlikte aslında birçok beceriyi geliştirdiklerini, işte bunu çocukların motor gelişiminden tutun, bilişsel anlamda gelişimlerini, işte bir örnekten yola çıkalım isterseniz. Bu üst üste kule yapılan kaplar vardır, rengarenk, biliyor. Evet. Herkes biliyordur. Bu çok evrensel bir şey olduğu için bunu örnek aldım. Bir çocuk ilk önce onu eline aldığında çok küçükse daha işte ağzına götürür. Çünkü o şekilde dünyayı tanımaya, etrafını tanımaya başlar. İşte sertliğini anlar. Kabı belki birbirine vurmaya başlar. Oradan çıkan sesten bir şeyler öğrenir. İşte orada bir fizik dersi ortaya çıkıyor. İşte kabın içine kum veya su doldurduğunda bir kap daha büyüktür, diğeri daha küçüktür. Büyükten küçüğe aktardığında aslında o haz, içindeki o hacme göre taştığını görecektir, örnek veriyorum. İşte bunu uzağa fırlatmak isteyecek, o kaba motor becerisini onunla geliştirecektir gibi gibi, aslında birçok okulsal anlamda öğrendiğimiz şeyleri çocuğumuz ilk öğrendiği yer oyun oynarkenki yerdir. Ve en derin öğrendiği yer de odur. Çünkü hani başlarken de konuştuk, duyusal anlamda çocuklar öğrendiği zaman çok kalıcı oluyor. Ben örneğin anaokulumun, ana sınıfımın kokusunu asla unutamıyorum. Vardır seyircilerimiz arasında. Bir de kokular var değil mi? Kokular var. Evet. Oyuncağın kokusu var. Evet. İşte belki o ahşabın kokusu var. O sınıf içerisindeki bal mumu vardır belki. O bal mumu kokusu asla benden, hafızamdan çıkmamıştır. Yani biz aslında o ilk öğrendiklerimizi oyun ortamlarında öğrenmişizdir. Ve daha sonraki yıllarda pekiştirmek için okul alanları, işte iş alanlarında kullanmaya devam ediyoruz. Ama temelini eğer arıyorsak, o zaman geri dönüp oyuna bakmamız gerekiyor. Ve çok farkında olan kişiler bunun bilincindedirler. Neyi ne zaman ilk kokladı, neyi ilk ne zaman tatmıştı, hangi oyunda hangi duyguyu yaşamıştı, şimdi işte sadece bilişsel anlamda veya işte motor becerileri, dil gelişimi değil, aynı zamanda sosyal duygusal anlamda da biz kendimizi oyunla geliştiriyoruz. Neden? Şöyle düşünün Burak Bey, okul ortamlarını işte çocuğu olan herkes bilir, biraz korumacıyızdır anne baba olarak. İşte bir kısmımız bir tık daha korumacıdır. İşte çocuğunun başka bir çocukla yaşadığı oyun içerisindeki sorunu anne baba olarak dahil olurlar, müdahil olmak isterler ki hani çözülsün, çocuğu daha fazla üzülmesin. Şunu düşünmek lazım. Bir çocuk, diyelim ki bıraktık bu çocuğumuzu, işte çayırlarda bir grup başka bir çocukla oynuyor ve aramızda belirli bir mesafe var ve orada bir olay gelişti. Çayırda işte belki yüzlerce metre ileride çocuğumuz o sorunu çözmek için çaba sarf ediyor.
Çünkü o anda oyun devam edecek. Belki bir top oyunu içerisindeler. Bir ekip oluşturuyorlar. Ekibe almak istediği kişiyi tahlil etmeye çalışıyor. Orada bir aralarında bir tartışma çıktı. O anda anne baba yanında olamayabilir. Çocuğumuzun evet. oradaki sergilediği o duruşu, işte problem çözme becerisi veya o anda hissettiği o korku, kaygı aslında onun için en büyük okuldur. Orada gelişmeye başlıyor diyorsunuz. Aslında çok da özel bir noktaya getirdik. Niye önemli olduğunu o oyunun ortaya çıkmaya başladı. Efendim devam edeceğiz. Almanya'ya bir kez daha Köln'e gidiyoruz ve sözü Kamil Kellecioğlu'yla konuklarına bırakıyoruz. Teşekkürler Burak Yayla. Köln'den yeniden herkese merhabalar, iyi akşamlar. Evet, yavaş yavaş gün ağardı ve iftar sofralarında şu anda oruçlar açılıyor. Biz de iki canlı yayın konuğumuzla birlikte çok keyifli bir sohbet daha gerçekleştireceğiz. Hemen konuklarıma dönüp onları size tanıtmak istiyorum. Birinci konuğumuz Hanım Ezder. Hoş geldiniz yayınımıza. İkinci konuğumuz da pedagog, piyanist Şeyma Nur Aydın. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, önce Şeyma Hanım sizi biraz tanıyalım. Sizinle başlayalım. Tabii ki. Şeyma Hanım kimdir, ne yapar? Burada pedagog, piyanist yani sanat. Evet. Ben Şeyma Nur Aydın. Sizin de dediğiniz gibi pedagog ve piyanist olarak hayatımda temsil ediyorum. 15 yıldır piyano çalıyorum ve kulaktan duyma, doğaçlama, duyduğum melodileri çalıyorum veya ilahiler veya kendim duygularımı ifade etmek için oturup müzik yapıyorum ve yanı sırasında da çocuklarla birlikte çalışıyorum. Nasıl başladı bu piyano çalma, bir de doğaçlama çalmak, yani bu önemli bir şey bence. Evet, küçükken başladı. Benim küçük bir klavye piyanom vardı ve duyduğum melodileri çalmaya başlamıştım ama farkında değildim. Melodileri çalarken hep annem babam dediler bu melodiyi bir yerden tanıyoruz, nereden tanıyoruz diye. Hep bir düşündüler ve düşündüklerinden sonra hep bir melodi çıktı, yani bu bir şarkı var, bu böyle bir müzik var diye. Öyle devam ettim. Sonra kısa bir süre piyano dersi aldım, bıraktım. Kendim devam etmek istedim. Biraz daha özgürce, duygularımla birlikte yola çıkmak istedim ve böyle devam ettim. Çok iyi ya. Özgür piyano çalmak. Evet, Hanım Hanım. Yani Hanim adınız değil mi? Hanim diyorum. Çünkü izleyicilerimiz de şimdi yanlış anlamasınlar. İsminiz Hanim. Aynen. Hanim Hanım diye seslendiğimde tabii biraz zorlanacağım ben ama kusura bakmayın artık. Sıkıntı değil. Sizi tanıyalım biraz. Hanim Ezden. Ben ikinci nesil ya işçi çocuğu olaraktan Almanya'ya 1975 yılında geldim. Babam Ford işçisi olaraktan geldi. Aslen Çankırılıyım. Kerfen'de lise diplomamı aldıktan sonra Köln Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde Alman Dil Edebiyatı, Pedagoji, İslam Bilimleri'nde yüksek lisansımı, master'ımı yaptım ve şu an bir derneğin yöneticiliğini yapıyorum. Çok güzel. Neler yapıyor derneğiniz? Oradaki göreviniz, oranın müdürü hanımısınız galiba. Aynen, genel müdürüyüm. Derneğimizin ismi Müslüman Kadınlar Buluşma ve Eğitim Merkezi. Dernek 1996 yılında Müslüman kadınların, değişik ülkelerden gelen Müslüman kadınların kurduğu bir dernek. Herhangi bir cemaate falan bağlı değiliz. Kendimizi proje yazıyoruz ve devletten aldığımız paralarla finanse ediyoruz. Şu an fahri olaraktan başladığımız derneğimizde 85'in üzerinde sosyal sigortalı çalışanımız var. Çok iyi. Part-time çalışanımız var. Profesyonel bir şekilde kadınların yaptığı hizmet. Ama söylemem lazım, şu an yani 10 tane de erkek çalışan elemanımız da var yani. Sırf kadınlar değil. Ama yöneticiliğini kadınlar yapıyor derneğimizde. Bir de anladığım kadarıyla derneğinizin başkanı bir Alman. Evet, kurucumuz da Alman Müslüman kendisi. Emekliye ayrıldıktan sonra 4 yıldır ben genel müdürlüğü yapıyorum. Ama 24 yıldır da ben de dernekte çalışıyorum, hizmet veriyorum. Peki derneğinizin ne tür faaliyetleri var daha çok? Derneğimiz şu an Almanya genelinde bu faaliyetlerle hakikaten tek diyebiliriz. Kendimizi dediğim gibi hükümetten aldığımız desteklerle finanse ediyoruz. Her gün 24 tane sınıf Almanca kursumuz var. Yani bize her gün bir 350-400 kişi sırf Almanca öğrenmeye geliyor. Almanca kursu. Peki bu Almanca kursu nasıl oluyor? Ücretli mi, ücretsiz mi?
Herkes katılabiliyor mu? Herkes ya da ben de işte atıyorum gelmişim Türkiye'den buraya ve dil öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bize başvuruyorsunuz. Bakılıyor. BAMF'ın yani devletten yardım alınıyorsa ücretsiz katılabiliyorsunuz. Diğer türlü kendi işiniz varsa, kendi geliriniz varsa belirli bir ücret karşılığında katılabiliyorsunuz. Ve şu an 70'in üzerinde farklı ülkeden gelen katılımcılarımız var yani. Kaç öğrencimiz var? Sırf Almanca kurslarında 350-400 kişi. Sırf Almanca. Sonra dışarıdan diploma tezine hazırlık yapıyoruz. Ortaokul diploması, Hauptschulabschluss, 9. ve 10. sınıfı kadınlarımıza hazırlıyoruz. Ve ilk meyvelerimizi 28 yıl önce başladığı için diş doktorumuz var mesela. Biz de Hauptschulabschluss'u yapıp şu an diş doktoru olarak çalışan elemanımız var. Onun haricinde danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Yani tüketici iflas danışmanlığından tutun, mülteci danışmanlığımız var, göçmen danışmanlığı yapıyoruz. İşte iş arayanlara Erwerbslosenberatung dediğimiz danışmanlık hizmetlerinde işte CV hazırlamalarında yardım ediyoruz. Bütün bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Hepsi ücretsiz. Bir de KİTA'mız var yani kreşimiz var Amana isminde, emanet isminde. Kreşte 24 tane çocuğa bakıyoruz ve burada Alman çocukları da var. Irk hiç fark etmiyor, din fark etmiyor. Bunu Avrupa Fonu Almanya'dan aldığımız yardımlarla yapıyoruz. Harika. Değil mi? Evet Şeyma Hocam, siz de rehber öğretmenlik görevi de yapıyorsunuz şu anda. Evet. Pedagojik çalışmaların yanı sıra da ayrıca da piyanistlikte devam ediyor. Aynen. Peki müzikle çocukları nasıl kaynaştırıyoruz? Onlara nasıl hissettiriyoruz kendilerini? İlk tecrübelerimden bahsetmek isterim. 4 yıl anaokulunda çalıştım. Ve orada da keyboardumuz vardı. Ve her zaman çocuklarla piyano çaldım. Bazen mesela çocuklar ne oynamak istediğini bilmiyordu. Canları sıkılıyordu. Dedim müzik çalalım, biraz müzik yapalım. Oturup müzik çalardım. Ve çocuklar dans etmeye başlardı, mutlu olurlardı. Hep yüz ifadelerinden atmosferin değiştiğini hemen anlardım. Ve onlara da müsaade ederdim. Her çocuğun her zaman bir imkanı olsun diye. Tekrar onlar da piyanoya basardı, mutlu olurlardı. Şimdi de rehber öğretmen olarak okulda çalışıyorum. Orada da müzik dersi veriyorum bazen, haftada bir kere. Ve çocukların her enstrümanla kaynaşması için bir fırsat sağlıyoruz. Enstrümanlarla birlikte, hikayelerle birlikte birleştirerek bir hikayeye uygun müzik çalıyorlar. Çok güzel. Peki Ramazan'ın duygusunu müzikle daha iyi hissettiriyoruz galiba, değil mi? Evet. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Hele ki manevi açıdan okulda Ramazan'dan konuşuyoruz. Müzikle ilgili çok şey yapamıyoruz. Çünkü birçok çeşit ülkelerden gelen çocuklar var. Evet. Ama genel olarak maneviyatımız için atmosferi gerçekten hani güçlendiren bir gücü var müziğin. Ve bunu Ramazan'da da hissedebiliriz. Yani ilahilerle, ki piyano ile ilahilerde çalıyorum. Uyan Ey Gözlerim parçası mesela. Ve insan tekrar kendine dönüp bir müzikle başka bir yolculuğa çıkıyor. Ramazan'da da aynı şekilde. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda tüm başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda Hanim Hanım, sizin de çalışmalarınızda başarılar çok dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bayram da yaklaşıyor. Bir hafta kaldı değil mi? Evet. Ne kadar hızlı geçiyor Ramazan. Evet. Aynen. Ve çok hızlı. Bayram hazırlıkları da şimdiden başlamış olsa gerek. Evet. Bayram hazırlıkları var mı? Varsa neler? Buyurun önce sizden hem de son sözü alalım. Tamamdır. Derneğimizde de bayram hazırlıkları var. Biz bir Müslüman derneği olduğumuz için bayramın ilk günü kapalıyız da. Normalde mutfağımız var. Her gün bir 100-150 yemek çıkıyor çocuklarımıza falan. O kapalı ama şimdi bayram hazırlığı için şimdiden sarmalar sarılıyor. İşte mantılar, içli köfteler hazırlıkları yapılıyor. Ve aileler de anneler çocuklarıyla gelip oyun grubumuzda bayram için çocuklarla birlikte işte kurabiyeler yapıyorlar veya yani birkaç tatlılar yapıyorlar. Çörekler, börekler, hazırlıklar aynen, değil aynen. mi? Aynen, hazırlıklar yapılıyor. Evet. Evet. Sizde? Bizde de öyle. Anaokulunda hep hediyeler hazırlardım çocuklara. Şimdi okulda tekrar aynı şekilde her çocuğa yani her çeşit ülkelerden gelen tüm çocuklara çikolata dağıtıyorum. Ve yani Noel'deki gibi, Paskalya bayramındaki gibi biz de Ramazan bayramı tekrar beraber yaşıyoruz. Ve çocuklar şimdiden görüyor çeşitli çeşitli bayramların olduğunu.
Yani sonuçta bu bizim dini bayramımız, hem de şeker bayramımız, Ramazan bayramımız çok kıymetli. Manevi duygularımızı bir ay boyunca yaşayıp artık o bayramı da hak ettiğimize inananlardanım ben de. Ben bugünkü programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Köln'de güzel bir akşam geçirdik birlikte. Şimdi zaten birazdan biz de herhalde iftara geçeceğiz. Evet, şimdilik programımızı burada sonlandırıyorum. Sizlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Köln'de bugünkü konuklarımızla sohbetimiz burada sona eriyor. Yarın başka konuklarla yine buradan Köln'den merhaba diyeceğiz. Ankara'ya, İstanbul'a bırakıyoruz sözümüzü. Köln'den hoşça kalın. Evet, Kamil kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sultanahmet Meydanı'nda bizim de sohbetimiz çocuk ve oyun üzerine devam ediyor. Oyunun çocuk üzerinde ne kadar etkili bir araç olduğunu konuşuyorduk. Ama her birimiz aslında farklı cümlelerle ifade ediyoruz. Şöyle, işte çağ değişti diyoruz, kuşak değişti diyoruz, sokaklar sessizleşti diyoruz. Hatta Ramazanlar için de nerede o eski Ramazanlar ve işte Karagöz, Hacivat, orta oyunları, gölge oyunları, çadırlar, nerede dediğimiz çok şey var. Mazide kaldığını düşündüğümüz. Peki biz bugün oyunun yerine ne koyuyoruz? Çocukların hayal dünyasında ne kaynak olarak neşet ediyor? Onlar nasıl o hayal dünyalarını genişletiyorlar ve biz de ebeveynler olarak, anneler babalar olarak onlara araç olarak neyi veriyoruz? Birazcık gelin bunun üzerine konuşalım. Hakikaten belki kanayan yara ama belki de o kadar da belki de büyüttüğümüz diyeyim bir husus. Siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Oyunun tanımı, yeri hayatımızda değişti mi sizce? Yer yer. Zor bir soru oldu aslında. Çünkü iki türlü cevaplamak isterim. Evet. Çünkü oyunun düşüşü ve başka şeylerin doğuşu olarak bakıyorum ben olaya. Mesela ruhsal rahatsızlıklar, onlardan da bahsederiz inşallah. Evet. Ama oyun neden düştü? Oyun işte bizim çocukluğumuzdaki gibi 30 yıl öncesi ne kadar işte 80'li 90'lı yıllarda yaşadığımız o oyun ortamları, oyun kurmalar, onlar neden kayboldu kısmına baktığımızda ekranın hayatımıza girmesiyle aslında çok şey değişti. Evet. Ekranın ilk önce televizyonla, ki TRT'nin benim hayatıma girmesi farklı bir pencere, çok olumlu bir pencere. Onu bir kenara koyuyorum. İşte Susam Sokağı'dır vesaire. O farklı bir şey ama çocukların ekranla geçirdikleri zaman dilimi onları sokaktan alıkoyduğunu araştırmacılar da bulgu olarak bize sergiliyorlar. Aynı zamanda şehirleşmenin de bize getirdiği çok büyük bir dezavantaj var. Yani yaşadığımız, bizim çocukluğumuzdaki yaşadığımız mahalleler, ortamlar şu anda maalesef site hayatına bıraktı kendini. Evet. Türkiye'den bahsedecek olursak, işte yurt dışındaki vatandaşlarımız da biliyorlar, oradaki sokak kültürü de artık kalmadı. Eskiden sandalyelerimizi alıp, annelerimiz örgülerini alıp sokakta oturmaları hiç abes kaçmazdı. Veya umurlarında bile değildi. İşte Belçikalı sokaktan geçerken işte şey mi yapacak, onaylamadan bakacak mı veya sevmeyecek mi, bu durumu hiç kimsenin umurunda değildi. Çünkü orası toplanma yeriydi. İşte annelerimiz sandalyelerini alıp gelip orada çekirdek çitlerken veya işlerini yaparken oturmaları bizim için de çok büyük bir güven ortamı sağlıyordu. Çocuklar demek ki öyle bir ortamda dışarıda oynama gibi bir lükse sahiplerdi. Onlar da kaybolunca bu sefer yetiştirme tarzımız da değişmeye başladı. Çünkü medyanın da maalesef olumsuz etkisiyle sokakların çok tehlikeli yerler olduğu bize dayatılıyor. Yani tehlikeli, başına her türlü işte trafikten dolayı bir şey gelebilir veya kötü niyetli insanlar da var. İşte daha geçen gün haberlerde çıktı gibi bir sürü şeyler kulağımıza geliyor ve bu sebeple çocuğumuzu bakkala bile gönderemiyoruz. Eskiden bunlar yapılıyordu. Ben kendi adıma da konuşayım. Oğlum 13 yaşında, kızım 10 yaşında. İkisini birlikte gönderiyorum.
gitsinler. Birbirlerine göz kulak olsunlar diye. Göz kulak olsunlar. Yine çıksınlar sokağa. Yine bisikletlerini alıp işte arka sokağımız biraz daha güvenli bir yer. Yine oraya çıksınlar ama beraber çıksınlar. Neden? Çünkü evet, bilinçaltımıza yerleşmiş artık dünyanın bu kadar da güvenli bir yer olmadığı algısı. Ama öyle mi? Bilmiyorum. Evet, dijital hayat bu kadar baskın hale gelmeli miydi? Ya da bizim anlayışlarımız bu kadar korunmacı bir perspektiften sokakların işte o kadar da güvenilir olmadığı imajını çocuklar üzerine yansıtmalı mıydı? Çünkü yansıtan da aslında büyükler olmuyor mu bir anlamda? Peki. Biraz önce söylediğiniz işte annenizin işte kapının önünde çıkıp da işte çekirdek çitleyip de muhabbet ettiği ortam hep bana şu hali hatırlatır. İnsan tabiatla bir bütündü. Tabiatla hem ahenkti. Ayrı değildi sokaktan, gökyüzünden. Şimdi hep İstanbul için göğe bakmayan şehrin insanları tabiri yapıyoruz. İşte gökdelenlerden, site yapılarından siz de bahsettiniz. Betondan başka, hava kirliliğinden başka bir şey görmüyoruz. Genellikle dünyanın geneli aslında birazcık böyle göğe bakmadığımız hayatlar yaşamaya devam ediyoruz. Çocuklar işte Sultanahmet Meydanı'nda burada da varlar. Şimdi gelirken yayına doğru hep bir çocuk sesi kulağımda, çocuk konuşacağız diye. Algıda seçicilik de tabii ki ama o ses aslında biriksin istiyoruz içimizde. Bir gürültü değildir o. Çocuk sesi bir musiki olarak geliyor insanın içerisine ve doluyor gerçekten. Şimdi kıymetli seyirciler, sizleri Fransa'ya, Nant'a götüreceğiz. Bizim sohbetimiz devam edecek ama Fransa Nant'ta yer alan Türk Kültür Derneği'ne konuk oluyoruz. Gelin birlikte seyredelim. Hoş geldin Ramazan. Benim adım Hiba Gül Topal. Fransa'da Genç Kızlar Kolu Başkanı oldum bu sene ve böyle güzel bir aktivite yapmak istedik. Çocuklarla yarışma, resim yarışması katılım oldu. Onlara çok teşekkür ederiz katılımları için. Resim yarışması yapmak istedik çünkü çocuklar resmi çok seviyorlar ve Ramazan'ı daha iyi ifade edebiliyorlar resimle. O yüzden öyle bir şey yapmak istedik. Ramazan çocuklarla çok güzel geçiyor, daha neşeli geçiyor. Neşe katıyorlar Ramazan'a, cıvıl cıvıl oluyor. Mesela camilerde cıvıl cıvıl oluyor. Her tarafta çocuk sesi oluyor. Ramazan'ımız neşeli geçiyor. Evet, çok güzel. Merhaba, benim adım Medine. Benim adım da Ahmet. Ahmet, sana soru soracağım. Ramazan deyince aklına ne geliyor? Camiye gitmek, oruç tutmak, namaz kılmak. Ramazan okulda zor mu? Hayır, zor değil ama bazen sporda zor olabilir ama o zaman çok iyi. Annene yardım ediyor musun? Evet, ona yardım ediyorum. Ona az yemek yapıyorum. Ve sofralı topluyorum. Sen ne yaptın? Ne resim yaptın? Hangi resimi yaptın? Affedersin. Hacivat'la Karagöz'ü yaptım. Ramazan'da en sevdiğin şey nedir? Oruç tutarken, namaz kılarken, aileyle zaman geçirmek. Geçiyorum. Ana, gitmek istiyorum. Ne?
Evinde dekorasyon yaptın mı? Evet, cami yaptım kartonla. Nasıl yaptın? Neyle? Evet, kartonla ama başka şeyle ne yaptın? Kestim ve cami şekil verdim. Ve bantla yapıştırdım. Kiminle yaptın? Babam ve küçük kardeşim. Hoş geldin Ramazan mı yazdın? Ne yazdın? Mesela ben hoş geldin Ramazan yazdık. Sen ne yaptın? Ben de hoş geldin Ramazan yaptım. Efendim işte gelen Ramazan görüntüleri bu şekilde. Bizim de sohbetimiz devam ediyor. Şimdi çocuk, oyun hepsi bir arada ama oyunu bir şekilde hayatında göremeyen, oyun oynayamayan çocuklar da var tabii ki. Peki soru şu, bir çocuk oyun oynayamıyorsa hani kainat boşluğu kabul etmiyor ya, yerine illaki bir şey dolacak. Biz buna rahatsızlık diyoruz. Psikolojinin diliyle işte psikopatolojik haller diyoruz. Çocukta ne tür işte semptomlar gelişebilir? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Oyun hakikaten de hayati, can damarlarından bir tanesi. Belki çocuğun gelişiminde şah damarlarından bir tanesi. Ama onu çekip aldığınızda yerine maalesef İyi bir şey koyamıyorsunuz. Özellikle yetişkinlikte karşımıza, gençlikte karşımıza çıkıyor. Ne tür sorunlarla karşılaşılıyor bu oyun olmadığında çocuğun hayatında? Oyundan mahrum kalmış çocukların en önemli belirtilerinden bir tanesi, ki yıllarca yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Kaygı ve depresyonun çok büyük bir artış gösterdiği. Yani çocukların oyunla regüle etmeye çalıştıkları, düzenlemeye çalıştıkları olumsuz duyguları, işte baş etmeye çalıştıkları bazı zorlukları aslında o mekanizmayı ellerinden alarak yok ediyoruz. Yani baş edebilme mekanizması kalmıyor çocuğun. Veya hiç tanımamıştır, hiç tanışmamıştır. Ben yıllarca koruyucu aile hizmetinde de çalıştım. Travmalı çocuklarla çalıştım. Yani çocuklar kendi evlerinde belirli zorluklarla büyüdükleri için, doğru eğitim alamadıkları için veya eğitim hakları diğer çocuklara nazaran çok kısıtlandığı için evlerinde hiç oyuncak bulunmayan veya işte ailenin teşviki, oyuna teşviki olmadığı için çocuklar bu söylediğim mekanizmaları geliştiremeyebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Sürekli o tedirginlik hali, işte o anksiyete, o korku bedenlerinde ve ruhlarında yaşamaya devam ediyor. Başlarken ne demiştik? İşte oyunun bir öğretici tarafı vardır. Bize belirli sosyal becerileri de öğretir. İşte bazı duygularla baş edebilmeyi öğretir. Yani bir salıncakta sallanan, örnek veriyorum, salıncakta sallanırken belirli bir tehlike vardır orada. Düşme tehlikesi vardır. Minimal bir tehlikedir ama o tehlikeyle tanışır çocuk ve o oyunda aslında o korkusunu üzerinden atabilir. Cıstır orası değil mi? Evet. Yani onu öyle. Güzel geliştirir. Evet. Veya işte bir abla desteğiyle, bizim zamanında olduğu gibi parklara gittiğimizde yanımızda mutlaka büyüklerimiz de vardı. Onlardan da destek alırdık. Ama oyunu tamamıyla çocukların elinden aldığımızda, başta anksiyete ve depresyon olmak üzere, ki bunun ölçümleri yapılmış, önceki yıllara göre 50'li 70'li yıllara kadar yapılan araştırmalara nazaran şu anki güncel araştırmalarda çocuklarda ve gençlerde anksiyete ve depresyonun 8 kat arttığı görülmüştür. Şu anksiyete ne bela, lügatimizin ilk sırasına geldi. Bu kaygıyı ne zaman getirdik? Onu da biraz tartışmamız lazım. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama Almanya'ya, Mannheim'a götürüyoruz sizleri. Orada yaşayan Mukadder Duman ve Erol Duman'ın bize kapılarını açtılar. Şöyle bir misafir ettiler. Biz de konuk olduk. Bakalım ekranlarınıza neler taşıyoruz.
1977'de Almanya'ya geldim. Türkiye doğumluyum. 5 yaşımdaydım geldiğimde. Geldim, burada okula başladım. Mesleğimi burada yaptım. Ben muhasebeci yardımcısı olarak mesleğimi bitirdim. Sonra çalışmaya devam ettim. 1993'te Türkiye'de evlendim. Eşim de buraya geldi. 3 kızım var. Hepsi büyüdüler. En büyüğünü yazın evlendirdim. Ve şu anda da iş olarak bir Alman fırının bayiliğini işletiyorum. Dükkana Alman müşterilerimiz de geliyor ve Ramazan hakkında sorular soruyorlar bize. Nasıl durabiliyorsunuz yemeden, içmeden diye. Biz de anlatmaya çalışıyoruz onlara. İşte güneş doğumda batına kadar yemek içmek yok, su yok. Her seferinde aynı soru, su da mı içmiyorsunuz diye soru yöneltiyorlar bize. Hayır, içmiyoruz diyor. Tamam, yemeği anlayabiliyoruz ama su içmeden nasıl durabiliyorsunuz diye soruyorlar. Duruyoruz. Bu diyoruz Allah için yaptığımız bir ibadettir ve beyin de bitiyor. Eğer bunu sen beynine söylersen içmeyeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim diye ve yiyip içmiyorsun da hiç de bir şey olmuyor. Her seferinde anlatmaya çalışıyoruz bunlara. Türkiye'yi çok özlüyoruz. Kendi memleketimiz. Hiçbir zaman oradan da vazgeçmeyiz. Ama burada yani bir ikinci vatanımız artık yani. Öyle diyelim. Çünkü her şeyimiz burada, kökleştik. Ailemiz burada. Biz dönsek yarın çocuklarımız burada kalacak. Allah nasip eder yarın torunlarımız olur. Onlar da burada kalacaklar. Çocuklarımız burada dünyaya geldi. Onların vatanı burası. Bir tek memnun olduğum şey yani hayatta çocukların burada doğduğu halde Türkiye sevgisini bunlara aşıladık biz. Türkiye özlem duyuyorlar gidecekleri izin zamanı. O duyguyu ben onlarda böyle yeşerttiğim için çok yani kendimi mutlu hissediyorum yani bu konuda. Ramazan ayı geldiğinde daha bir huzurlu oluyorum. Hani ailemle beraber birlikte geçirdiğimiz o vakitlerden dolayı daha bir güzel oluyor. Daha bir manevi havası oluyor. Vallahi 5 aydır buradayım. Ramazanlar burada daha sakin geçiyor. Çünkü azınlık bir millet olduğumuz için burada. Ezan sesi yok. Ya da dini semboller davuldur olsun, seladır olsun burada okunmuyor tabii. Daha sakin, daha telaşsız geçiyor. Merhaba. Abla hoş geldin. Gel, hoş bulduk. Gel bana yardım et. Yapacak bir şey var mı? Aleykümselam. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ramazanlarda, yani Ramazan'da hep oruç tutmaya özen gösteriyoruz. Benim için ne ifade ediyor Ramazan? Birlik, beraberlik, huzur, dua, daha fazla dua, daha fazla hani başka insanları anlamak, anlamaya çalışmak. Hoş geldiniz. Buyurun. İçeride de çıkartabilirsiniz ayakkabılarınızı. Almanya'da doğdum. Benim işim Almanya'da elektrikçi. Benim Türkçe çok zor ama ben öğreniyorum şimdi. Camiye de gidiyorum ama daha biraz daha zor. Ama aileni seviyorum. Onun için buraya geldim. Hadi bakalım. Ramazan ayında iftarlarımızı hafta sonu muhakkak arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı davet ediyoruz veya biz gidiyoruz onlara iftar yemeye. Bugün de burada kardeşlerimle, ablam, abim, yeğenlerim ve yeğenlerim çocuklarıyla hep beraber coşkuyla iftar yapıyoruz. Evet, hepimizin hayatında böyle görüntüler var. Kameraya el salladığımız, fotoğraf makinesine el salladığımız, ailece, aile fotoğraf çektirdiğimiz anlar. Ama en keyiflileri işte bunlar. Beraberce sıkı saplar şeklinde yemek yediğimiz iftar sofraları. Oyun da çocuğun hayatından çekilince diyorduk biraz önce, anksiyete devreye giriyor. Psikolojik rahatsızlıklar devreye giriyor. Onu işte birazcık çıkartmak lazım ama o rahatsızlıklar üzerine de konuşmak lazım. Çünkü çocuğa zarar veriyor. Bu arada Londra ezanı da çok yakın. Dakikalar kaldı. Biraz sonra ezan-ı Muhammedi'yi de dinleyeceğiz ama şu sohbeti de bir devam ettirelim. Şu anksiyete bizim listemizin ilk sırasını hangi arada girdi bilmiyoruz ama bir konuşmamız lazım şu konuyu. Evet.
Türkçeleştirdiğimiz zaman kaygı, kaygı deriz. Ben Bursa'dan İstanbul'a gelirken bugün kaygılıydım biraz. Ama bahsettiğimiz anksiyete değil bu. Hafif kaygılıyım çünkü ekran karşısına çıkacağım. İşte biraz heyecan, biraz karnımda belki gıdıklanmalar var. Düşüncelerimde acaba Burak Bey'le tanıştığımızda işte nasıl bir ortam olacak, nasıl bir yer ki ekranda görüldüğü gibi mi gibi düşünceler olabilir. Hafif bilinmezin yarattığı bir kaygı. Ve sağlıklı bir durumdur bu. Tabii, İyi ki de bunu yaşıyoruz ki insanız, yaşayalım. Ama kaygı bozukluğu dediğimizde aslında kısa bir süre değil, daha uzun süreli bedenimize ve ruhumuza sirayet eden, uykularımızı yememizi, içmemizi, düşünmemizi, konsantrasyonumuzu engelleyen, düşünce dediğimizde olumsuz düşüncelere artık hakim olamadığımız, müdahale edemediğimiz noktalara kadar geldiğinde orada bir kaygı bozukluğu diyebiliriz. Yani orada bir dengemiz biraz bozulmuş. Biz bunu eğer regüle edemediysek, eğer tekrar dengeye getiremediysek ve uzun süredir bizi ele aldıysa o zaman bir desteğe ihtiyacımız var dışarıdan. Ve maalesef ne ara geldi bu hayatımıza, girdi, oturdu tam da tepeye. Toplum bilincinin yok olduğu, gitgide daha da kendi içimize çekildiğimiz, izole olduğumuz, yalnızlaştığımız zaman dilimleri aslında böyle bozukluklara gebedir. Gebedir. Londra yazanına saniyeler kaldı. Sohbetimize devam ettireceğiz. Londra için artık iftar vakti. Allah kabul etsin diyelim, afiyet olsun diyelim. Niyetlerinizin içerisinde bizi de geçirirseniz çok memnun oluruz. Londra için iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Efendim, Londra'da ezan okundu. Bir kez daha Allah kabul etsin, afiyet olsun diyelim. Bu mental sağlığı korumak aslında her insan için önemli. Keşke oyun oynayabildiğimiz bir hayatımız olsaydı diyeceğimiz çocuklar da var tabii ki, ama şimdi kaygı bozukluğundan konuşuyoruz. Bir de bunun aslında hani zehir buysa panzehiri de vardır. Siz de bu anlamda oyunlar oynatıyorsunuz. Nasıl üzerine gidiyorsunuz bu tür hallerde? Ne tür oyunlar ortaya çıkartıyorsunuz? Yeni oyunlar mı türetiliyor? Eski mi hatırlatılıyor? Biraz bunun üzerine konuşalım mı şimdi? Tabii bu alanda artık birçok şey gelişti. İşte oyun terapileri, kum terapileri, evet, duyusal anlamda birçok çalışma var. Meslektaşlarım, bu alanda çalışan arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Ama şunu da es geçmemek lazım. Anne babalarımız da şu anda ekranda bizi dinliyorlar. Serbest oyun dediğimiz, o yapılandırılmamış oyunun önemi çok fazla, çok kıymetli. Yani birçok okul teneffüslerini kısıtlamaya giderken bence bir durup düşünmesi lazım. Acaba teneffüsümüz yine de bir yarım saat kalsa daha fazla kazanç elde etmez miyiz çocuklarımızın gelişiminde, çocuklarımızın refahı için, iyi halleri için, psikolojilerinin daha da olumlu noktaya getirmek için acaba şu teneffüsleri biraz daha çoğaltsak? Çünkü teneffüste çocuğumuz serbest oyuna geçer. Oyun kendiliğinden kurulur zaten. İşte toparlanır birkaç çocuğumuz orada. Bir top varsa hemen bir takım kurulur. O takım kurma evresinde zaten kontrolü çocuk tekrar ele aldığını hisseder. Yetişkin müdahalesi olmadan düşünsenize, çocuğumuzun asıl ihtiyacı işte bu olumsuz ruhsal bozukluklardan kurtulmanın yolu, panzehiri aslında oradan geçiyor. Kontrol tekrar benim elimde. Ben başardım bunu diyebilmesi gerekiyor bir çocuk. Orada işte bir problem oluşuyor, illaki oluşuyor. Her gün görüyoruz anaokulumuzda. Çocuğumuz orada o problemi çözmek için pazartesi o yolu deniyor, salı günü başka bir yol deniyor, çarşamba günü tutturuyor. Bu büyük bir başarı çocuklarımız için. Ne yapıyor orada? Kendine bakış açısı da değişiyor. O benlik algısı birçok ruhsal rahatsızlıkta çok kritik bir noktadadır. Çocuğumuz orada aslında kendi kendini tekrar tedavi etmeye gidiyor. Yani o yüzden ben kesinlikle serbest oyunun mümkün olduğunca boş zaman olarak değil, tam tersi çok doyurucu, çok donanım verici bir zaman dilimi olarak görülmesinden yanayım. Yani okula gidiyor sadece oyun oynuyor değil. Bakın okulda eğer okulsal faaliyetlerinin yanı sıra oyuna yer açarsa göreceksiniz ki birçok fayda zaten kendiliğinden gelecek. Evet, yani biraz önce aslında söylemiştiniz, oyundan oyuna geçer çocuk. Zaman kavramı yoktur, oyunu oyuna ekler ve anladığım kadarıyla hazır bir oyuncudur zaten çocuk, değil mi? Her haliyle hazırdır. Sizin onu kurgulamanıza, kurallar koymanıza, bakın bu böyle olacak plan yapmanıza da aslında gerek yoktur. Çocuğu kendi saf halinde bıraktığınızda kendisi zaten o en dizayn edilmiş mükemmel haliyle onu kurgulayacak. Zaten ben ile de hareket etmiyor çocuk. Hep bir bütün halinde hareket ediyor. Şimdi burada da arkadaşlarımız zaten gösteriyorlardır eminim. El sallayan çocuklar var. Bir şekilde yaklaşmaya çalışan çocuklar var. Bu çimlerin üzerinde koşturan çocuklar var. Tabiatın içerisinde. Ama şunu düşünüyorum her zaman. Siz de onlarla temas ettiğinizde bir anlam kazanıyor. Siz de el salladığınızda. Hatta dün bazı çocuklar vardı, şöyle kalp işareti yapmaya çalışıyorlardı. Yüzlerinde bir gülümsemeyle. Siz de kalp işaretiyle karşılık verdiğinizde, yani dokunduğunuzda, onlara temas ettiğinizde refleksif olarak, bir yansıma olarak, o zaman gönüllerine giriyorsunuz. O zaman bir anlam kazanıyor.
o zaman da unutulmaz bir hal almaya başlıyor. Efendim, çocuk üzerinden konuşacak çok şey var. Hep bir keşif, merak, ne derseniz deyin. Hep bir kurcalayan, yıkan, bozan ama saf halleriyle de kendini sevdiren en güzel seslerden bir tanesi çocuk sesi ve tabii bir de musikiyenin güzel sesleri, Kur'an-ı Kerim'in güzel sesleri. Şimdi sizi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bir kez daha baş başa bırakacağız. Ankebut suresi 56-63. ayeti kerimeleri İnegöl Kuba Camii İmam Hatibi Abdullah Altun'dan dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezine amenu inne ardi vasiatun fe iyyaya fa'budun. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Efendim, mahyaların o güzel görüntüleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'nda artık birazcık da veda saatindeyiz. Kıymetli konuğumuzla sohbetimize devam ediyoruz. Hep çocuğu konuştuk ama bir de yetişkinlerin çocuklaşma halleri var. Çocuk olma istekleri ya da gönüllerinde hala daha yaşattıkları çocuk halleri.
onlar da bence hayata dair bir şeyler söylüyor. Yetişkinler olarak bizim de içimizde şöyle çocuklaşmak istediğimiz zamanlar oluyor. İçindeki çocuğu koru. İşte hayal dünyanı her zaman zenginleştir, kısıtlama şeklinde. Onun da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklar için hem de kendimiz için. Çocuklarla aynı dili konuşabilmek için gerekli bir durum haldir bu aslında. Ama engelleyicilerimiz çok fazla. İşte el alem ne der, işte bize bakıyorlar, şu anda top oynayamam, kıyafetim müsait değil. Yani sanki bir sürü bahanemiz var bunu yapmamak için. Ama içimizdeki ses aslında fıtraten bunu yapabileceğimizi bize söylüyor. Şimdi herkes kendi büyük ailesinde mutlaka bir işte oyuncu, enişte, amca, hala tanıyordur mutlaka. Ve bakarsanız bu kişiler ailede gerçekten de çocuklar tarafından çok sevilen bir kişidir. Neden? Çünkü aynı dili konuşuyor. İşte yeri geliyor, ayakkabılarını bir kenara atıp işte çocuklarla orada yere geçiyor. Onların oyunlarını biliyor, tanıyor. Şimdi biraz o konuya da eğilmek lazım. Biz ne kadarını biliyoruz? Çocukların dilinden anlamak için onların güncel oynadıkları oyunları bizim de bilmemiz gerekiyor aslında. İlgilenmemiz gerekiyor. Aslında hiçbir şey için geç değil. Kendimden örnek vereyim. Yoğun anaokulu yöneticiliği arasında can atıyorum. Bizim günde iki defa teneffüsümüz var. Yarımşar saatten oluşuyor. Sabah teneffüsümüz ve öğleden sonra çayır, yemyeşil alanda çocuklarımız doyasıya oynuyorlar o yarım saat boyunca. Ben de içeriden bazen onlara boynu bükük bakıp oturuyorum. Ama fırsatını bulduğumda çıkıp onlarla oyun oynuyorum. O kadar mutlu oluyorlar ki. Ve ben de o kadar mutlu oluyorum ki bunu yaptığım için. Ondan sonraki süreçte o top oyunu oynadığım çocuk veya işte bir kovalamaca oynamışızdır, birlikte kumda yemek yapmışızdır. O çocukla bağım artık değişmiştir, eskisi gibi değil. O yüzden yetişkin olarak kendi ruhumuza da biraz gıda vermek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Hiç bölmedim. Kusura bakmayın lütfen. Yetişkin olarak kendi ruhumuza gıda vermemiz gerekiyor. Değil mi? Ne kadar güzel bir söz bu. Çünkü oyun öze iniyor. Özümüzde hissedebileceğimiz şeyleri en samimi şekilde hissedebiliyoruz. Harika. Yargısız. Yargısız. İşte bu burada bir kalmak lazım. Bunu kendimize işte her gün önümüze açıp baktığımız yazılar vardır ya, yazıp onu koymak lazım önümüze. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Teşekkür ederim. Emine Karanfil Yenilmezcan, uzman klinik psikolog bizlerle birlikteydi. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bir teşekkür de tabii ki 35 yıl Belçika'da yaşamış bir insanın bu kadar güzel Türkçe konuşuyor olması. Bir meslek erbabı olarak bunu da söylemeden edemeyeceğim. Efendim artık veda vaktine geldik bu akşamda. Fethin Hacı anlatıyor hikayelerinde. Evvelden diyor, fırıncı Mustafa Efendi'den diyor, o kese kağıtlarını alırdık, sarı, mavi, yeşil. Nişastayla diyor, suyu da karıştırırdık, yapıştırıcıyı elde ederdik. Doğru, okulun bahçesine. Ne yapacaklar? Uçurtma uçuracaklar. Keşif var, merak var, hayret var, yeni bir şey ortaya koymak var. Ve dahi oyun var. Üstad Necip Fazıl da diyor ya, çocukta uçurtmayla göğe çıkmaya gayret, karıncaya bir baksa niçin, nasıl ve hayret. Hayret makamında her zaman bulununuz efendim. Kıymetlidir, faydalıdır. Bizden bu akşamlık bu kadar diyerek yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize önce güzel bir akşam, sonrasında taşlandırdığınız keyifli, hoş sohbet eşliğinde ve kalabalık olabiliyorsa bir sahur temenni ediyoruz. Yarın Türkiye saatiyle saatler 20.30'u gösterdiğinde bizler yine burada sizlerle buluşabilmenin heyecanı içerisinde olacağız. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.